Tavuk dökün. Bunu görüyor musun? Çok pis değil mi? Evet. Hadi gidelim. Kapalı. Kapadık. Kalkın. Hadi. Gitme vakti. Hadi. Anne. Buraya gel. Görüşlerimize sevindim. Anne. Buraya gel. Gördün mü? Vaktinde ödersen hiç sorun çıkmaz. Pekala, hadi gidelim. Annecik, ya temizlemelisin. Yangına neden olabilir. İyi konuşma. Haftaya görüşürüz. Hadi bananaya gidip bir hatun bulalım. Hey memur beyler. Oh, kapat şunu. Kandır o işi. Ne var? Bir suç ihbar edeceğim. Daha iyi mi? Polisi ara. Hadi gidelim buradan, boş ver şunu. Aslında serseriyi vurmalıyım. Hadi ama sakin ol. Bu işe nasıl girdin ki? Ölüm şefiyle yaptım. İki rüşvetçi memur önümde dururken neden boşuna telefon edeyim? Bu adam. Lanet serserim. Evet. Geriye al. Lanet olası numaramı nereden aldın? Zor olmadı. Öyle mi? Bu da öyle. Lokağın aşağısındaki kadına sor. Dükkanında yangın çıkana. Aynı şey senin o lanet ailenin başına da gelebilir. Aç şunu. Aç dedim. Herkes gibi ödemini yapacaksın. Kaç kopyan var? Bir. Yanına susamış olmalısın dostum. Ne halt istiyorsun? He? He? Diyorum ki paralarını aldığınız insanlara geri vermelisiniz. Bunu neden yapalım? Bu olaya karışan herkesin yararına olur bu. Öyle mi? Evet. Ama belki bizim yararımıza olan şey de o lanet olası boynuna beton bloğunu bağlayıp seni mistik nehrine atmaktır. He? Yapalım derim. İyi fikir. Bir de polis olacaksın serseri. Lanet olsun. Koru ve hizmet et. Kanunları koru. Adaleti koru. Unuttun mu? Kimsin sen? Yarın bütün o insanlardan aldığın paraları iade edeceksin. Ve bir daha da olmayacağını söyleyeceksin. Bunu yaparsan bu video asla izlenmeyecek. Yapmazsan... Yarım saat sonra kesintisiz kopyasını bölgedeki haber programlarında izlersin. Sana doğru olanı yapma fırsatı sunuyorum. Bunu kullan. Bu canımı dayaktan daha fazla yaktı. Bay Mako, ayakta dikilme işini bitirdin mi?